Herkese merhabalar. Bugün Bitcoin ve altcoin'lerdeki son durum gelişmelerini inceleyeceğim ve grafik analizlerini yapacağım. Bitcoin de 20 bin dolar seviyesine kadar düşmüş durumdayız. Yükselen tepe ve yükselen dip yapısı bozulduğu için marketteki hiçbir şekilde altcoin'ler de Bitcoin'de yükselemiyor. Fed tarafından gelen olumsuz haberler sonrasında Bitcoin'deki düşüş hızlandı ve düşen trende reteste kadar düştük. Şu an tam olarak önemli bir destek seviyesindeyiz ve bu destek seviyesi düşen trende retest bölgesi olduğu için İnanılmaz önemli bir bölge ve 20 bin dolar seviyesi psikolojik olarak da destek olduğu için 20 bin dolar seviyesinin altına sarkarsak Bitcoinle karşımıza çıkabilecek ilk destek bölgesi düştüğümüz son bölge 17.675 dolar seviyesi O yüzden 20 bin dolar seviyesinin hiçbir şekilde Bitcoin altına sarkmaması gerekiyor düşen trende test olarak kaldıktan sonra tekrardan yükselen Tepe ve yükselen dip yapısını oluşturup devam etmesi gerekiyor. Yükselen tepe ve yükselen dip yapısını oluşturduktan ve devam ettikten sonra Bitcoin'in ilk kırması gereken bölge 23400 dolar seviyesi karşımıza çıkacak. En önemli ve ilk direnç bölgesi 23400 dolar seviyesi kırıldıktan sonra Bitcoin'de her şey gerçekleşebilir ve altcoin'lerde büyük yükselişler görebiliriz. Fakat 23.400 dolar seviyesine kadar Bitcoin hiçbir şekilde gelemiyor ve bu seviyeyi deneyemiyor. Kırmasını bir kenara bırakın deneyemiyor bile. Yükseldiği son seviye 21.900 dolar seviyesi 23.400 dolar seviyesi denenseydi ve kırılsaydı zaten Bitcoin'de şu an 31.000 dolara kadar bir yükseliş gelmiş olurdu hacim artacağı için. Fakat yatırımcı korktuğu için şu an altcoinlerde de Bitcoin'de de insanlar alım yapmaya korktuğu için ve short dönümlü pozisyonlar çok fazla olduğu için Bitcoin her şekilde düşüyor, yükselmesi gereken yerlerden de düşüyor, destek seviyelerinde de tutunamıyor. Çünkü alıcı yok, hiçbir şekilde insanlar alım yapmıyor. Herkes daha fazla düşeceğini düşünüp daha da dipten almayı düşünüyor. Fakat arkadaşlar, şu şekilde düşünmek gerekiyor: Herkesin beklediği dip seviyeleri yedirmezler. Çünkü o seviye gelmeden insanlar yüklü mal alacağı için herkesin dip seviyesi çok farklı olduğu için en dip seviyeye gelmeden. Bitcoin her zaman yükseltmişlerdir. Altcoin'lerde de aynı şekilde. Zaten altcoin'ler %90, %95 düşmüş durumda. Şu an retest'teyiz. Burası bizim için önemli bir bölge. Eğer bu bölgenin altına sarkarsak ve Bitcoin 19.785 dolar seviyesinin altına sarkarsa 4 saatlik veya günlük kapatırsa 17.675 dolar seviyesi direkt gelir. Hacimli bir şekilde bu destek seviyesine kadar Bitcoin dump yiyebilir. Yüzdelik olarak baktığımız zaman da şu anki bulunduğu seviyeden 17.651 dolar seviyesi %12.20'lik bir düşüşe tekabül ediyor. Bitcoin 26 Haziran'ı 21.910 dolar seviyesine yükseldikten sonra tekrardan yeni bir düşen trend oluşturdu ve bu düşen trend üç kere çarptıktan sonra Bitcoin 26 Haziran'da yeni bir düşen trend oluşturdu ve bu düşen trend 3 kere çarptıktan sonra uzun vade düşen trendini denedi. İki düşen trend arasında Bitcoin gidip geliyor. Düşen trendleri hiçbir şekilde kıramıyor ve yükselen tepe ve yükselen dip yapısını oluşturamıyor. Yükselen tepe ve yükselen dip yapısı oluşsa zaten yükseliş devam edecek ve alıcılar artacak. Fakat bu yapı hiçbir şekilde market maker oluşturmadığı için Markete kimse güvenemiyor. Altcoin'ler dedi. Bu yüzden büyük yükselişler göremiyoruz. Tabii ki anlık coin'ler pump diyor bazı coin'ler. %20, %30 pump diyor. Lunch güzel yükselmiş zaten. Luna arkadaşlar insanlar çok büyük paralar kaybettikleri için market maker'ın yükseltmesi, botların yükseltmesi lunch coin'i çok normal. Hiçbir şekilde Luna'nın hiçbir projesine girmeyi düşünmüyorum. Çok riskli olduğunu düşünüyorum. Siz de arkadaşlar kesinlikle bu coin'lere yatırım yapacaksınız. işlem alacaksınız. Riskinizi korumalısınız. Total Market Cap tarafında baktığımız zaman Total Market Cap'te Bitcoin düşmeden önce direnç seviyesine geldi. 961 milyar seviyesi Total Market Cap'te de bizim için önemli bir direnç seviyesiydi. Bu seviye direnç seviyesi olarak çalıştı ve Total Market Cap'te de aynı şekilde Bitcoin gibi düşen trend oluştu. Şu an 874 milyar seviyesine kadar düştük. Aynı şekilde Total Market Cap tarafında da destek seviyesi tutulmamız gereken destek seviyesi 861 milyar seviyesi bu seviye çalışmazsa Bitcoin'in 17.500 dolara düştüğündeki seviye yani 769 milyar dolara kadar bir düşüş yaşayabiliriz. Bu seviyelere kadar düşüş öngörebiliriz arkadaşlar. Fakat DXY e hala düşmüyor. Ne demiştik? DXY e düşmediği sürece kripto paralarda bir yükseliş göremeyiz. Enflasyon var ama DXY e en tepede bunlar uyuşmazlık gösterdiği için şu an tüm para piyasalarında bir gerilim var. İnsanlar enflasyon olmasına rağmen ve DXY e en tepede olmasına rağmen neden yükselmediğini düşünüyor. Çok haklılar bu düşüncelerinde. Şu an para piyasalarında oluşan şeylerin mantıklı hiçbir şekilde açıklaması yok. İnsanlar bunu enflasyon olarak nitelendiriyor. Fakat kripto paralar enflasyona yenik düşmemesi için üretilmiş ve çıkarılmış bir şey merkezleşsiz olarak karşımıza sunulan, bize sunulan bir şey. Ama merkezleşsiz olarak karşımıza çıkan ve bize sunulan bir şey. Ama enflasyona bitcoin yenik düşüyor değil mi? Bunu düşünmek gerekiyor. Neden bu şekilde? Neden Bitcoin ve altcoin'ler enflasyona yenik düşüyor? Tam tersi olması gerekiyor. Her şey düşerken ABD borsaları düşerken Bitcoin'in yükselmesi gerekiyor. Çünkü Bitcoin çünkü Bitcoin enflasyonu yenmesi için çıkarılmış bir şey. Fakat Bitcoin enflasyonu yenebildi mi? Bu şekilde düşünmek gerekiyor. Yenemedi arkadaşlar. 3 trilyon dolarlık bir piyasaya ulaşmamıza rağmen para babaları yüzünden, market maker yüzünden, ABD yüzünden ve borsalar yüzünden enflasyonu yenebilmiş durumda değil. Bir yerde para varsa para babaları oradadır. Bundan zaten sürekli bahsediyorum. Tether dominansı 7.65 seviyesine kadar yükselmiş durumda. 18 Haziran'da düşmeye başladı. 9.44 seviyesinden düşmeye başlamıştı arkadaşlar. Yani baktığımız zaman şu şekilde bir haftalık chart açalım. Tether dominansına yakından bir bakalım. Tether dominansı 4 Haziran 2018'de çıkmış. 2018'den beri yükselmiş. 9.44 seviyesine tam olarak 13 Haziran'da yükselmiş. Yani baktığımız zaman TTR çok büyük bir geçiş var tabii ki ama TTR geçen insanlar altcoin almıyor mu? Bitcoin almıyor mu? Bu şekilde düşünmek gerekiyor. Bu adamlar neden altcoin veya Bitcoin almıyor? Bunlara odaklanmak, bunları düşünmek gerekiyor. Bu adamlar da tabii ki de enflasyonun bir gerçek olduğunu biliyor. Herkes bunun farkında. Fakat ABD borsaları yükselmiyorsa bile Bitcoin korelasyonu bir şekilde ilerlememesi ve yükselmesi gerekiyor. Dibin dibi diyebileceğimiz seviyelere kadar düştük. 69 bin dolar seviyesinden beri düşüyoruz. 8 Kasım 2021'de düşmeye başlamışız ve 17.500 dolara kadar düştük. Çektiğimiz zaman bu tam olarak 231 gün boyunca kripto paralarda düştük ve markette diğer altcoin'lerde de tüm kripto paralarda da 231 gün boyunca düşüş yaşadık. Hepsi ATA seviyelerinden çok uzakta 2020 dip seviyelerinde diye düşünebiliriz. ABD borsaları da aynı şekilde bugün artı açmasına rağmen tekrardan ABD borsaları da düşüşleşiyor. Nasdaq da aynı BTC grafiğine sahip diyebiliriz. Düşmeye başladığı tarih 15 Kasım 2021. Hemen hemen Bitcoin'in aynı tarihte düşmeye başlamış. Korelasyonlu bir şekilde ilerlediği bariz bir şekilde belli diyebiliriz arkadaşlar. Neden korelasyonlu bir şekilde ilerliyor bunlar bu şekilde düşünmek gerekiyor. 224 gündür düşen bir Nasdaq var karşımızda. Hemen hemen aynı günler düşmüş. Aynı zamanda düşmeye başlamışlar. Aynı zamanda da yükselecekler. Fakat yükselmeye başlayacağı tarih tabii ki de enflasyonun biteceği ve DXY'nin düşmeye başlayacağı zaman DXY düşmediği sürece DXY düşmediği sürece kripto paralarda bir yükseliş göremeyiz. FED tarafından gelen açıklamalar sürekli daha fazla faiz arttırma isteği yönünde. Enflasyonun sürekli daha kötüye gittiklerini düşünüyorlar. Enflasyonun sürekli daha kötüye gittiğini söylüyorlar. Fakat bu adamlar sürekli çok fazla enflasyon arttırıyor. Yani bunlarda arkadaşlar düşünülmesi gereken şeyler var. Bu adamlar enflasyon son bulana kadar tam olarak açıklama yapmayacak. Ve kripto paralarda da biz enflasyon hala bitmediği için işleme girmemeyi düşüneceğiz. Yani birçok insan bu şekilde düşünecek. Fakat 3000 dolardan gelen yükseliş korona başladığında olmuştu. Herkes için içerisine, herkes işin içerisine girmeye başladığında olmuştu arkadaşlar. Yani korona yayılmaya başladığında olmuştu. Yine aynı şekilde olacağını düşünüyorum. Enflasyon bitti demeden kripto paralarda bir yükseliş geleceğini ve insanların almaya korkacağını, düşeceğini düşüneceklerini düşünüyorum. Zaten buralardan dip seviyelerden 900 dolar Ethereum alma sebebim 17 bin 18 bin dolardan Bitcoin alma sebebim de tam olarak buydu. Buralar uzun vadeli yatırım yapılabilmesi için çok güzel bölgeler, inanılmaz ucuz bölgeler olduğunu düşünüyorum. ABD açıklamaları, FED açıklamaları son bulduğunda olumluya döndüğünde tabii ki de yükseliş gelecek. Ama bu açıklamalar her zaman olduğu gibi arkadaşlar beklentiler alınıp gerçekler satılır düşüncesiyle olacak. Bu açıklamalar gelmeden önce yükseliş başlayacak ve bu açıklamalar geldikten sonra yükseliş devam edecek. Fakat sizin malı nerede aldığınız çok önemli. Yükseliş tabii ki de gelecek. Yükseliş gelmek zorunda. Tüm kripto paralarda, tüm ABD borsaları, tüm para piyasalarında bir yükseliş gelecek. Ama önemli olan sizin nereden mal aldığınız değil mi? Bu şekilde düşünmek gerekiyor. Bitcoin'in yakın zaman dilimi grafiğine baktığımızda şu an Bitcoin bariz bir şekilde hacimsiz düşüyor. Hiçbir şekilde hacim yok fakat düşen trende çarpa çarpı düşmeye devam ediyor. Hacimsizlik Kanalla birlikte devam ediyor arkadaşlar. Yani bazen bir şekilde burada kanalımız var. Kanala çarpma çarpı Bitcoin düşüyor. Fakat hiçbir şekilde insanlar short da açmıyor, long da açmıyor. Kan kanalın altına çarpınca küçük şekilde insanlar long dönü pozisyona giriyor. Kanalın üstüne çarpınca insanlar short dönü pozisyonlara giriyor. Fakat hacim olmadığı için bu düşüşler çok uzun sürüyor. Bu şekilde baktığımız zaman Bitcoin 21.129 dolardan. 20.205 doları düşmesi 7 saat sürüyor. Yani Bitcoin'i 1000 dolarlık marjı 7 saat sürüyor arkadaşlar. 7 saat Bitcoin'de 1000 dolarlık bir marj için çok uzun. Bildiğiniz gibi hacim olduğu zaman Bitcoin 10-15 dakikada 1000 dolar oynuyor. O yüzden hacim olmadığı için de kripto paralarda tamamıyla şu an yatay bir seyir var. Bu yatay seyir değiştirmeleri gerekiyor ve artık Olumlu açıklamalar gelmese bile Bitcoin önemli destek seviyelerine gelmeden kaldırmaları gerekiyor. Burası çok önemli bir destek seviyesi. Bunun altına sarkarsak hacimli şortlar girileceği için 17.500 dolar seviyesi ya da şu şekilde baktığımız zaman 17.950 dolar seviyesi. Yani bir üst tepe bölgemiz çalışabilecek destek bölgeleri olarak karşımıza çıkabilecek bölgeler. Bu destek seviyeleri kırılırsa eğer Bitcoin'e baktığımız zaman şu şekilde günlük çarptı açalım. 17.500 dolar seviyesinde çalışmazsa eğer Bitcoin'de çalışabilecek ilk destek bölgemiz 16.456 dolar seviyesi. Onun da altına bir sarkma gelirse 16.456 dolar seviyesinin de altına bir sarkma gelirse 14.000 dolar seviyesi destek olarak çalışabilecek bölge. Fakat bu şekilde bir alt destek bir alt destek olarak gidiyor. 69.000 dolardan düşen Bitcoin 17.500 dolara kadar düştü. 15 bin 16 bin doların hiçbir şekilde altına sarkacağını düşünmüyorum. Tekrardan 2 bin dolar 5 bin dolar seviyelerine gelebileceğini hiçbir şekilde düşünmüyorum. İnsanlar alım yapmak için bu seviyeyi bekliyor. Bitcoin'in bu seviyelerin düşmeyeceğini, Bitcoin'in bu seviyeleri düşmeyeceğini zaten altcoin'lerin yaşadığı düşüş gösteriyor. Tüm altcoin'ler %95, %93 düşmüş durumda. Bu altcoin'ler Bitcoin düşerse birazcık daha düşmek zorunda ve bu alt ve bu altcoin'ler %100 mü düşecek arkadaşlar değil mi? Bu şekilde düşünmek gerekiyor. Yani güzel yükselen altcoin'ler oldu. Apecoin'den bahsettim. Apecoin çok güzel şekilde yükseldi. Videosunu çektim. Yani canlı yayınları ve videoları kaçırmamanız gerektiğinden sürekli bu yüzden bahsediyorum. Ape çok güzel bir yükseliş yaptı. Video çektiğim yerden. Yani %20, %30'luk bu dönemde çok güzel bir yükseliş bıraktı. Kaldıraçta. O yüzden arkadaşlar hacimli coinleri yakalayıp onlara işleme girmek gerekiyor kesinlikle. Hacimli coin haricinde bir coin'e girerseniz coin'in üstünden satış baskısı kalkmayacağı için coin hiçbir şekilde yükselemez. Bunlara dikkat etmek gerekiyor. Genel olarak durum bu şekilde. Canlı yayınlara ve videolara kaçırmamak için kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Kanala destek olmak isterseniz videoyu beğenebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Paranın altta kalmaz dileğiyle.